Hocam tebrik ederiz. Duygularınızı alabilir miyiz öncelikle? Duygularımda çok değişen bir şey yok. Her zaman olduğu gibi çok mutluyum. Çok gururluyum. Aynı zamanda çok da heyecanlıyım. Heyecanım hala devam ediyor. Bence final gibi final oldu. Ben Antalyaspor'u da çok samimiyetle kutluyorum. Harika bir maç oldu. Yani son penaltıya kadar gitmedi ama neredeyse son ana kadar gitti. Harika bir oyundu. Oyunun ilk yarısında oyuna bence biz hakimdik. Golü de bulduk ama ikinci yarısında Antalyaspor çok daha etkili ve baskın oynadı ve kalemizde de gol buldu. İki takımın da ben çok iyi oynadığını düşünüyorum. Finale yakışır oyunlar olduğunu düşünüyorum. Nuri Hoca'nın da hamleleri vardı. Son bölümde bizim de hamlelerimiz oldu. Oyunu dengelemek ve öne doğru götürebilmek için. Bence oyunun iki kazananı var. İki takım da oyunun kazananı. Ama final bu. Bir maç kazanan, bir kupa kazanan olacaktı. O da Beşiktaş oldu. Ben bu kupayı buradan Beşiktaş'ı bütün sevenlere armağan ediyorum. Kalpten sevenlere armağan ediyorum. Bütün Beşiktaş taraftarına, bütün Beşiktaş camiasına hediye etmek istiyorum. Bunun yanı sıra da izninizle aileme de hediye ediyorum. Hocam, affınıza sığınıyorum. Yanınızdayım. Gözlerinizin dolduğunu görüyorum. Çok duygulusunuz sanırım şu an. Ya tabii bu harika bir şey. Yani Beşiktaş kulübüyle böyle büyük bir kupayı kazanmak harika bir şey. Ama bu kupayla ilgili söylenecek bir şey var. Onu mutlaka söylemeliyim. Söylemeden geçmemeliyim. Bizi bugün burada bu kupayı oynatan geçen sene kazanılan şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası. O kupanın kazanılmasında emeği olan bütün oyuncuları ve teknik ekibi başta Sergen Hoca. Onları da kutluyorum. Bugün burada olmamızın sebebi onlardır. Onlara da teşekkür ediyorum Beşiktaş Kulübü'ne bu final şansını tanıdıkları için. Buradan onlara da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hocam aslında bugün önceden yetiştirici roldeydiniz. Bugün yarışırken de yine yetiştiren bir rolde Emirhan'ı sahaya attınız. Evet. Evet evet, yani gönlümden geçen aslında sadece Emirhan değil, Ege ve Delibaş'la ilgili de bir pozisyon bulabilmekti. Ama oyunun akışı, pozisyonlar, rakibin durumu, bütün bunlar sadece Emirhan İlkan'ı sahaya sokabilmemize fırsat tanıdı. O da sahaya girdiğinde son derece güvenli, son derece dikkatli ve son derece bu takımın sanki uzun yıllardır bir parçasıymış gibi oynadı. Onun adına da çok sevindim. Emirhan İlkan gibi arkadan gelen çok oyuncumuz var. Sadece biz değil, bütün kulüpler bu gençlere inanıp onları doğru zamanda sahaya sokmalılar. Türk futbolunun kurtuluşu bu gençlerden geçecek. Hocam, Başkan Ahmet Durçebi ile konuştunuz mu? Evet. Başkanımızla çok kısa bir görüntülü görüşme yaptık. Evet evet, görüntülü görüşme yaptık. O da teşekkürlerini iletti. Ben de ona inancından, bana olan güveninden dolayı ona ve bütün yönetim kuruluna, bütün camiaya, bütün taraftarlara bana olan inançlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Mahcup etmemek için, çok daha iyi futbolla ilgili çok daha iyi ve doğru şeyler ortaya çıkarabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu yarın bitirmeliyiz. Harika bir mutluluk, harika bir keyif ama bunu yarın bitirmeliyiz çünkü pazar günü bizi Rize'de bekleyen çok zorlu bir lig maçı var. Hocam, son sorum. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli diyoruz. Demeye devam edecek miyiz? Kontratı imzaladınız ama son durum nedir bununla ilgili? Aynı cevabı vereceğim. Seyredenlerden de özür dileyerek aynı cevabı vereceğim. Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Ama ben bu maçta da, diğer maçlarda olduğu gibi bu maçta da hiç yarını düşünmeden, kazandığımızda veya kaybettiğimizde hiç yarını düşünmeden buradaydım. Ben Beşiktaş Kulübü'nün değerli bir parçası olarak yarın sabah uyandığımda bana ne görev verilirse, hangi görev olursa onu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Hocam, teşekkür ederiz. Tebrik ederiz şampiyonluktan dolayı. Kupadan dolayı. Evet, eyvallah. Kupadan dolayı hocam. Tamam, çok teşekkür ederiz kıymetli görüşlerinizden dolayı.